Arkadaşlar bu varova şakıya alacak bir şey değil ama bir şey olmaz demeyin. Varova mücadelesi hayati bir önemlidir arı için, arıcı için. Yoksa varova hasarlı arı kışlamaz, imkansız. Zannetmeyin bizim arımız güçlü, varovası az, bize bir şey olmaz demeyin. Çünkü siz göremiyorsunuz, biz göremiyoruz arıya verdiği hasarı. Düşünün arayla orantılı yapın bir insanın üzerinde varava olduğunu düşünün, vücut ölçümüze göre el kadar canlılar olduğunu düşünün. Sırtımızda, boynumuzda, karnımızda, sağımızda, solumuzda bu el kadar karn, canlıların her birimizde bir yerlerimizde sürekli yara açtığını düşünün. O yaralarla yaşıyoruz. O yaraların bize verdiği hasarı, acıyı hesap edin. İşte ne randımanlı çalışması olur arının böyle ne de randımanlı sağlıklı bir kışlaması olur. Varova hasarlı 10 çıtalı güçlü bir koloni kışa çıkamaz. Kışı geçiremez. Bahara çıkmaz. nem küfüdü bilmem neydi onlar yan unsurlar hepsi tüm hastalıkların başı varova ile başlar. Varova'nın zayıflattığı koloniye diğer hastalıklar girer. Varovasız bir arı, temiz bir arı kolay kolay <laughs> yavru üşütmez, nosema olmaz. Ondan sonra diğer hastalıklar pek olmaz. Hepsi varova ile başlar. Her tarafını arının yara bere eder, ee, hasar verir varova. <laughs> arı da hastalıklara açık zayıf bir hale düşer. İşte e, yapmamız gereken en önemli şey varovayı yok etmek. Arkadaşlar bu videolardaki yapmamın amacı da emin olun rahatsız olmamak için. Çok soru alıyorum. Zırt pırt zırt pırt bak. Bilgisayarda hesap çıkarıyorum. Bir yere teklif vereceğim. 10 tane mesaj 20 tane mesaj zırt pıt zırt pıt Abi şunu yapayım mı yap diyorum. E şurayı da şöyle yapayım mı yap diyorum. Falanı da falan yapayım mı yap diyorum. Ya kovan renginden alacağı boyanın kaç kilo olduğundan her şeyini bana soruyor soruyor. Tamam cevap veriyorum. Bir de cevabımı beğenmeyi o zaman şu da şöyle olmaz mı diyor. Ya ya beğeneceksin ya yapacaksın ya da sormayacaksın. <laughs> Şimdi bölmeyi video yaptım anlattım halen bölme sorup bana e bölmedeki şu şöyle olmaz mı der Demeyeceksin. O video koydum. Bak anlayışla karşılayacaksın. Bak 4000 kişi üzerinde takip eden var şu an için. Yarın belki 50 bin 100 bin kişi olacak. Çünkü ben kendime güveniyorum. Türkiye'de en iyi arıyı profesöründen uzmanından iyi biliyorum tanıyorum ben. Yani reklamım yok basınım yok veya <laughs> bir yerlerde kendimi reklam etmedim. Bir çizgide gidiyorum ben. Ama tatlı suyun başı kalabalık olur. Benim verdiğim bilgi net ve doğru bilgiler. Mecbur herkes gelecek buraya. Herkes beni dinleyecek. Yarın benim sistemde, benim teknikte kat atmaları görecek insanlar. ağza açık kalacak bu ne güzel, kolay oluyor. Ölmelere bakacak sorunsuz. Ana kabulü sorunsuz. Yağ malcılıktan kurtarma sorunsuz. Herkes bunlara uygulayacak mecbur. Bu işi de en iyi bilen kim? Benden çıktı kaynaklandı piyasada yokken. Ya mecbur bana gelecek o zaman. İşte hak verin ki o 4000 şu an için takip eden o 4000'in 200'ü 300'ü günlük soru soruyor bana, hesabını yapın. Anlayışla karşılayın. Telefonumu bulup WhatsApp'tan yazanlar, direkt arayanlar, efendime söyleyin e Messenger'dan habire yazanlar yüzlerce cevap vermeyin diyorum, önemli bir şeyse e vicdan azabı duyarım diyorum. Evet, açıyorum tamam bakıyorum neyse artık yazayım diyorum cevabını yazıyorum ama arkasına şu da şöyle diye basit bir şey sorarsan olmuyor işte ya başkalarının da hakkını yiyorsun kendi işime de mani oluyorsun bir sürü benim de bir sürü hayatta da kalabilmek için ekmek yiyip soframa helal giyip, rızık götürebilmek için çalışmam lazım sizden bir para kazanmıyorum ben YouTube'un da beş bir, öyle ciddi bir para verdiği yok öyle yani. Zannetmeyin ki ben para istemedim. Reklamlarımı da kapattım ama videolarım öne çıkmıyor diye mecbur açtım reklamını. Yoksa verdiği 200-300 lira bir şeydi. Önemli bir para değil. Yok ben 300 lira verdim bir reklamımı yap, çoğalt diye yine yapmıyoruz. En iyisi reklam ortaklığıyla dağıtıyor. O yüzden reklam yaptım yani. YouTube videomu yaysın diye yaptım. Millet daha çok insan istihbar etsin. Çünkü felsefe düz durum şudur. İnsanların en hayırlısı insanlara hayrı olandır. Peygamberimizin hadisi. Ben size hayrım olsun. Bildiklerimi profesyonelce anlatayım. Hikayecilerle değil, hikayelerle değil. Duyuyorsunuz hikayeciyi. Kışla kız, esmer siyah petekle kışlatın daha sağlıklı diyor. Bilimsel diyor. Bilmem öbürü katatmayın kovana arı oğula gider diyor. Öbürü su sıkın kovanın içine Arı sakinleşir diyor. Yani hepsi bir ayrı karabet piyasadaki popülerler. Ben de size popülerlik değil amacım, sadece arı çobanlığı, arı çobanlığı öğretiyorum. Bunu harfi yaparsanız rahat eder, arınızdan randıman alırsanız memnun olursunuz, eminim, şüphem yok. Özel yazmayın, özel aramayın, ricam budur. Özel, özele cevap vermek hoşuma gitmiyor. Ne bileyim işte öyledir arkadaşlar. Durum bu. Sizden ve gerekeni ben zaten veriyorum. Canlı yayınlar yapıyorum. Canlı yayınlarda sorabilirsiniz sormak istediklerinizi. Ama özelden yazmayın, sormayın. Özel müsait değilim. Özel ayıracak zamanım yok. Saygılar hepinize. Şimdilik var, var güzelce anlatıyorum onu da dinleyin. Varova için ne yapması gerektiğini tam olarak anlatıyorum. Bu konuda da artık soru sormayın. Uygulayın sadece. Vay markası ne olacaktı Varova ilacının? Vay bu nereden alacak? Vay bir kimden alacak demeyin. Araştırın ya internet var elinizde. Her yerden alırsınız harcı marketlerden şuradan buradan. Kolayca yaparsınız. Efendime söyleyin. Neyse şimdilik dinleyin arkadaşlar videoyu. Selamlar aleyküm arkadaşlar değerli arkadaşlar bugün şu anki bu ıı, açıklamalarda konumuz varova olsun sadece varova varova belasına nasıl kurtulacağız varova için neler yapacağız net söyleyeceğim yani şu an için neler yapabileceğini termometre vardır herkes yoksa yok, yoksa da öğrenin bulunduğunuz aralığın hava durumunu hava durumuna göre işlem yapıyoruz. Var var veya yok bilmiyorum. En azından ee, biz işimizi sağlam alalım hesabıyla şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. 20 derece 20-25 derece arasında formik asit etkili dozudur varovanın. Petek gözlerindekini dahi öldürdüğü tespit edilmiştir. O yüzden tavsiye edeceğim bal almayacağınız hoanlara şu an için bir doz varova yapabilirsiniz. Muhtemelen gece sıcaklıkları 20-25'e düşmüştür rahatlıkla. Gece akşamla akşamdan yaparsanız akşam şöyle e, 7-8 gibi varova için formiyi sabaha kadar buharlaşır mükemmel olur. Nasıl yapacağız peki arkadaşlar? Varova için Formik'in özel Formik kapları var. Formik alırken zaten kaplarından da sipariş verin. Kovan adedinizce. Özel kapları da zaten 10 cc civarında alıyoruz. 10 cc bizim de normal buharlaştırma yapmamız gereken dozdur. 10 cc. Bunu ne yapıyoruz arkadaşlar? Birinci gün kapları hepsine kovanlara dağıtıyoruz. Kapların üzerine 2cc civarında formik asit sıkıyoruz, sıkıyoruz şırıngayla. Formik asit çok yakıcı ve tehlikelidir arkadaşlar. Şöyle bir örnek vereyim. Ee, geçen birkaç ay önce yaptığımda, Mayıs'ta falan da herhalde bir de, bir doz bir kovanda test için yapmıştım videoları var. Onda e, şırınganın ucu yıkamı yıkıyordum şırıngayı ucunda sızdırmış kenarından bir azıcık yalanla bulaştı şey, ev avuç içime böyle buraya ertesi gün o deri çürüdü döküldü acı hissetmedim ama o, o deri çürüdü döküldü yani acı vermeden yakıyor dereyi döküyor böyle o yüzden e, çok hassas ve dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum eldiven kesinlikle kullanın yüzünüze koruyucu bir şey olsun ya da sıçratmadan yapın çok dikkat edin. Yani takılıp düşüp bir yerlerinize sıçratmayın. Formik kullanırken. Ha yok be acemisiniz. Formik kullanmak biraz sıkıntı verecek. Formik jeller var. Formik jel alırsınız. Marka falan sormayın bana arkadaşlar. Formik jeller alırsınız bir yerden. Hepsi de aynıdır ne olacak. Çıta üzerlerine her çıtanın üzerine şöyle ağzıyla hafif hafif dokunursunuz. O zaten buharlaşır. Bir daha bir şey yapmanıza gerek yok. Biz zaten rutin olarak kekik yağı kullanıyoruz varova için. Ocakta bir doz şey yapıyoruz. Oksal asit. Oksal asitin herhangi bir yanıcı tehlikesi yok. El çıplak elle de dokunabilirsiniz. Oksal asitten bir zarar gelmez. Onu e, oksal asiti şırıngayla yine yüzde üç buçuk dört oranında şurup karışımına sıkıyoruz. Arıların üzerine, salkımın üzerine, salkımdayken yapıyoruz. Arı salkımdayken yaptığımız için tek dozda duman ediyor. Ne kadar var o var, döküyor. Oksalitle formik asit şu ana kadar daha üstüne daha iyisi var diyen gelsin karşıma. En iyisi oksalitle formik asittir varava için. Ha bunlar bizim ana e, silahımız. Bunun dışında kekik yağı kullanıyoruz zaten rutin olarak. Kekik yağını biz sadece varova için kullanmıyoruz. Kekik yağ hem varova için hem de nosema türü arının mide bağırsak problemleri hastalıkları için. Çünkü ee, bunda şey var. E, ee, Efendime söyleyin, e, kekik yağında timol var. Timol doğal bakteri öldürücü, mikrop öldürücü ve ayrıca mide bağırsak sindirim sistemleri tüm parazitlerini yok eder. İnsan midesine de çok yararlı. İnsan sindirim sistemi için de tavsiye edilir kekik yağı. Kekik suyu da olur, yağ da olur. Suyu da nasıl yapılacağını tarif ettim daha önceleri. Yine tarif edeyim isterseniz. 20 10, 10 litre kekik şey 10 litre normal suyu kaynatıyorsunuz. Alıyorsunuz ocaktan çay demler gibi yarım kilo kekik atıyorsunuz üzerine kuru kekik. Aktarlardan alabilirsiniz, dağlardan toplayabilirsiniz. Neyse o bir saat, 2 saat, yarım saat neyse vaktiniz demliyorsunuz çay gibi süzüyorsunuz. Onun suyunu alıyorsunuz. Her 4 litre veya 5 litre şurupa 5 litre uygundur. 5 litre şuruba 1 litre kekik suyu katıyorsunuz. Böylece e, stok beslemelerinde verebilirsiniz böyle. Kekik suyunu veya normal teşvik beslemelerinde de olur. Kekeğin bir zararı yok. <laughs> arı çok da seviyor, çok da güçleniyor. Bir nevi doping gibi oluyor araya bu. Kekik türevleri. Ya veya suyu. <laughs> Şimdi formik asiti ilk günde ikişer gram yaptık kovanlara. Formik asıl meseleye geldik yani 20-25 derece uygundur formik asitte. Fazla sıcaklarda çabuk e, buharlaşır. O zaman e, kar yerine zarar olur. Arılara zarar verir, öldürebilir. Hızlı buharlaşmasını istemiyoruz. 10 cc'nin bir günde buharlaşması derecede ayarlamalıyız. Hava sıcaklığı da en uygunu 20-25 derecedir. <laughs> Gece sıcaklığı 20-25 derece olursa akşamdan yaparız sabaha kadar ne buharlaşırsa sabahta zaten e, ö, saat 10-11'e kadar hava ancak ısınmasını ısınır daha yüksek. <laughs> o zamana buharlaşmışımız bitmiş olur arkadaşlar. O 2 cc ilk deneme dozunu verdik bugün. Ertesi gün aynı saatte 10 cc vereceğiz. Alıştırmaya 2 cc vermiştik. Alıştırmazsak bir anda 10 cc arayı kovan terki yaptırabilir. O yüzden alıştırarak veriyoruz. Önce 2 cc, ertesi gün 10 cc. 10 cc buharlaştırdık. Ertesi gün dökülen varoya bakarız. Altına bir şey korsunuz tepsilere, polen tepsilerine. E, beyaz kağıt, bez bir şey. Görürsünüz polen e, ne kadar döktüğünü. Eğer döküntü çoksa bir hafta sonra bir doz daha yaparız. Eğer döküntü yoksa bizim kekik yağından dolayı bazen hiç döküntü olmayabiliyor. Kekik yağı tamamen e, düzenli kullananlar için diyorum bu araba sıfır olabiliyor. Bu durumda ikinci dozu yapmanıza gerek yok. Ama döküntü varsa bir hafta sonra ikinci dozu yaparsınız. Bu ikinci doza bakarsınız. Eğer yine yoğun oluyorsa döküntü bir hafta sonra üçüncü doz da yapabilirsiniz. Ama zannetmiyorum olmaz. İlk dozdan sonra zaten biter. İkinci dozda pek bir şey kalmaz. Formik asiti böyle yapıyoruz. Formik asit kullanamayanlar için formik jel tavsiye ederim asit yerine. Ondan sonra da zaten rutin kekik yağımıza devam ederiz. Bunu bölmelerde her an yapabilirsiniz arkadaşlar. Hadi bal almayacağımız için ama ana kovan bal kovanlarımızı henüz hasat etmediğimiz için onlara henüz bunu yapmayın. Onlara kekik yağı ile idare edin söylenen ölçüde başka da bir şey yapmayan saygılar şimdilik arkadaşlar